tam YSK'nın İstanbul kararını açıkladığı gün enteresan bir gelişme oldu. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme izni çıktı. 2011'den itibaren sanırım 8 yıl sonra ilk kez böyle bir karar verildi. Sonrasında ise biz peyderpey bir şeyler duymaya başladık ve akla şu soru geldi. AKP İstanbul'u kazanmak için yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor? Ne diyorsun bütün bu gördüklerin karşısında? Ya tabii bir yumuşama özellikle muhafazakar Kürt seçmeni çekebilir miyiz diye bir yumuşama adımı atmaya çalışıyor AKP. Yani bu bir anda Abdullah Öcalan'a yönelik bir avukat yasağının kaldırılması, avukat ziyaretinin sağlanması, onun dışında Adalet Bakanı'nın avukat yasağının kaldırıldığını resmen açıklaması tabii ki böyle bir adım. Fakat bunun diğer tarafından da bakarsak biliyorsunuz cezaevlerinde açlık grevleri ve bazı mahkumlar da ölüm orucuna girdiler. Bu Kürt hareketinden ve PKK'dan tutuklu kişiler. Ve çok kararlılıkla sürdürdüler işte Leyla Güven'in başlattığı eylemde. Yani şu an iktidarın da böyle cezaevinden böyle peş peşe ölüm haberleri gelmesine çok da tahammülü yok böyle uluslararası anlamda. Bunda tabii çok önemli bir baskısı oluştu hükümet üzerinde. Ve bu baskı Kürt seçmeni de motive eden bir baskıydı açıkçası. Çünkü anneler her gün meydanlara çıkıyorlardı evlatları için ve bu olayı bir şekilde duyuruyorlardı. Annelere yönelik işte biliyorsun Süleyman Soylu yönetimindeki bir polis teşkilatı nasıl davranır hepimiz gördük. Bu muamele vesaire Kürtleri çok motive ediyordu AKP karşısında. Tabi bunları, bu adımların hepsi böyle seçim stratejisi üzerine kuruldu. Ya zaten aslında bakarsanız çözüm sürecinin çökmesinin sebebi de buydu. Yani Tayyip Erdoğan çözüm sürecini sadece şunun üzerine okuyordu. Olasılıklar içerisinde başkanlık sistemini Kürtlerin desteğiyle getirebilirim diye düşünüyordu. Ve Abdullah Öcalan'ın da başkanlık sistemine yönelik böyle pozitif açıklamaları vardı. Tamamen Tayyip Erdoğan bu çözüm sürecini bu kendi siyasi bekası için düşünüyordu, böyle kurgulamıştı. Fakat böyle olmadı. Yani çözüm süreci çok güçlü bir gerek kamuoyu desteği gerekse elit çevrelerden önemli bir destek buldu ve çözüm süreci Tayyip Erdoğan'ın da planladığının ötesinde bir destekle kontrolden çıktı. Ve normalleşmeye başladı Türkiye'deki bu Kürt sorunu. Normalleşmeye başlayınca da bu normalleşme içerisinde HDP'nin rolü de farklılaştı. HDP'nin oy oranları yükseldi. HDP artık böyle sürekli terörle anılmayan bir parti olunca belli sol oyları da çekmeye başladı. Selahattin Demirtaş figürüyle de birlikte. Ve bu oyun bozuldu artık yani ve seni başkan yaptırmayacağız cümlesiyle de birlikte bu oyun bozulunca artık Tayyip Erdoğan için çözüm süreci siyasi ikbaline hizmet etmeyen bir şeydi ve çözüm sürecini biliyorsunuz işte 7 Haziran'dan sonra çok hoyratça darmaduman etti. Ve Cumhuriyet tarihinin gördüğü belki de en güçlü baskılardan birisini yaptı Kürtlere yönelik. Şimdi de aynı şeyi yapıyor yani yine Abdullah Öcalan'ı, İmralı'yı kullanarak yeniden bir şeyler inşa etmeye çalışıyor ama ben genel olarak Kürt tabanında gördüğüm bunun çok tutmadığı şeklinde özellikle HDP'nin açıklamaları vesaire bu çok tutmadığı şeklinde ben tutacağını da zannetmiyorum. Ama yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerde böyle öngöremediğimiz çünkü mesela mühürsüz oyların geçerli sayılmasını da öngörememiştik. Kimse öngöremez. Böyle öngöremediğimiz büyüklükte bir hile yapmayı planlıyorsa işte buna diktiği kılıflardan bir tanesi de bu olacak. İşte Kürtlere yönelik böyle bir açılım yaptım. Kürt oyları geri döndü vesaire. Çıkacaktır AKP'li gazeteciler, işte AKP'li anket şirketi sahipleri. Diyeceklerdi ki işte Öcalan üzerindeki baskının kaldırılması şu bu Kürt oyları geri döndü ve AKP seçimi kazandı diyeceklerdir. Bu kılıf dikme olaylarından birisi olduğunu düşünüyorum ben. Kürt Çok seçmen enteresan bir üzerinde şey söylüyorsun. Yani mesela burada bazı izleyiciler diyor ki işte hani bu işin gerçekliğine inanıyorlar. İşte Öcalan, Bahçeli'ye teşekkür edenler var. Öcalan'a hem avukatlarıyla görüşme izni hem de bazı sosyal haklar verilmesiyle ilgili ironi yapıyorlar. Yani kızgınlar aslında ama sen bambaşka bir şey söylüyorsun. Belki büyük çalacaklar. Çaldıklarında bakın Kürtleri zaten biz kendi yanımıza çektik diyecekler. Diyecekler evet. Ya daha önce yaptıkları için hani yapmadıkları şey değil. Yani o yüzden bu endişelerim var. Ama yani muhalefetin nasıl geçen seçimde böyle her kesimiyle bir araya gelip Ekrem İmamoğlu'na zafere getiren o organizasyonu yapmaları gibi yani bu seçimde de yani Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması mümkün değil.
Bu sefer muhalefetin bir önceki seçimdeki sinerjiyi Tayyip Erdoğan'ın ya da AKP'nin yapacağı bütün bu hileyi deşifre etmeye yönelik, kamuoyuna ve dünyaya deşifre etmeye yönelik önlemler almaları gerekiyor. İşte bu CHP'den bugün açıklamalar oldu. İşte her sandık için böyle müşahitler şu an yetiştiriliyor CHP okulunda. Ayrıca her sandığa bir avukat çok önemli bir proje. CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın projesi. Bunlar önemli şeyler bence. Özellikle avukat projesi önemli bir şey. Bu sinerjiyi oluşturmaları gerekiyor. Ama Öcalan meselesinde ben Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorununda hiçbir zaman samimi olmadığını düşündüm. Burada da pragmatist yaklaşıyor bütün konular olduğu gibi. Ama bu sorun böyle pragmatist olarak çözülebilecek bir sorun değil. Meclis nezdinde, yasalar nezdinde ciddi adımlar atılması lazım. Çözüm sürecinin çökmesine neden olan da buydu yani. İstihbarat Teşkilatı ile İmralı arasındaki görüşmelerle çözülebilecek bir şey değildi. Yani meclis tabanında yasal değişiklikleri yapmaya AKP hiçbir zaman yanaşmadı. O değişiklikler olmadığı için de bir günde darma duman edilebildi. Şimdi hani evet bu bir yöntem olabilir. Gerçekten İstanbul'da elde etmek istedikleri neticeye bir kılıf olabilir ama mesela Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Sabah gazetesinde yazıyor, SETA'da yetki sahibi bir adam, Profesör Burhanettin Duran çıkıyor hem de hükümetin kontrolündeki televizyon kanallarından birinde Sayın Öcalan diyor. Ya ben şu tarafını da az konuşalım istiyorum. Ya sadece 31 Mart'tan bir gün, yani 31 Mart öncesi herkesi terörizmle suçlayan, herkesi terör destekçisi olmakla suçlayan ve bu şekilde oyalan bir iktidarın ertesi gün makas değiştirmesi ve tabanında bu şekilde yoluna devam edebilmesi, bilmiyorum, bana mı garip geliyor sadece? Ne diyorsun? AKP'nin tabanı çok fleksibil. Yani inanılmaz bir şey. Hemen uyum sağlıyorlar. Yani bir çözüm sürecinde Öcalan için öyle şeyler söyleniyordu ki yani HDP'liler açık açık böyle bu derece Öcalan övgüsü yapamıyorlardı. Hatta Selahattin Demirtaş'ın bununla dalga geçen şeyleri var. İfadeleri var. YouTube'dan bulunabilir. Sonrasında bir anda bebek katili oldu. Yani bir günde söylem değişti. Şimdi de yine aynı şekilde bebek katili, terör örgütü lideri vesaire şeklinde niteleniyordu yandaş medyada Öcalan. Bir anda işte SETA dediğimiz işte AKP'nin bütün bu siyasi stratejisinin geliştirildiği think tank kuruluşu. Bir anda Sayın Öcalan noktasına geçiyor. Sadece o değil yani. Öcalan iyi, çevresi kötü yazıları yeniden yandaş medyada boy göstermeye başladı. Tabii bunu en iyi yapan Hilal Kaplan'dır böyle. Yeniden Öcalan yaşatmayı seçti gibi böyle bir Metiye yazısı da dizebilir. Bunu yapabilirler yani. Dün Nagihan Hatun söyledi. Evet. başlamış. Evet. Bilmiyorum, Evet. görmüşsündür belki Yani bugün. onun dışında bugün mesela ilginç bir başka yandaş yazar var. Süleyman Özışık. Diyor ki şu an diyor işte cemaate yönelik operasyonlarda, tabii cemaat demiyor da içeride olanların yarısı AKP'li diyor. Bu işin yani orada da mağdur. İçeridekiler de AKP'li, AKP hep mağdur. Cemaate yönelik operasyonlarda da içeri girenlerin yarısında AKP'liler mağdur. Hep mağdur, hep mağdur. Yani yarın dene Ama biraz işte... da korkuyor olabilirler mi? Yani olur da rüzgar döner. Ya bakın işte bizi de bulur. Yani öyle Ya ya, bu tip yarım milyon adam, ben bu insan. tip adamlar yani pek korkacaklarını zannetmiyorum ben. Çünkü rüzgar dönerse onlar da döner. Yani inan bu saydığımız yandaş yazarlar, yani Türkiye'de yarın AKP karşıtı bir rüzgar olsun, onun bir numaralı yalakaları olacaklardır ve maalesef Türkiye'nin de dünyanın da kaderi böyle. Bu tip böyle dönenler bir şekilde yine ayakta kalıyorlar. Yani mevcudiyetlerini sürdürecekler maalesef bunları Ya yağmur bağırlaşan. nereye, tarla oraya diyorsun. Yani evet, dolayısıyla çok bir korkuları yok, ilkeleri olmadığı için. Ya mesela bilmiyorum ya, Nagihan Alçı diyor ki mesela devletle Öcalan arasında bir kapı aralanıyor. Bugün yazmış bu yazıyı. Ben bu durumun Türkiye'nin menfaatine olduğu kanaatindeyim. Ya bir dakika, siz yani daha 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi terk etti. HDP'li seçilmiş parlamenterler konuşuyor diye. Yani bir tarafta seçilmiş vekiller ki Cumhurbaşkanı adayını alıp hapsettiniz HDP'nin. Öbür tarafta ise Öcalan, yani aslında senin söylediğin yani Hilal Kaplan derdinin ama demiş. Devlet Öcalan'ın arasında bir kapı aralanıyor. Ben bu durumun Türkiye'nin menfaatine olduğu kanaatindeyim diyor. Bahsettiği kim? Abdullah Öcalan. Yani Nagihan Alçı mesela Akşam Gazetesi böyle ilk o Ergenekon operasyonunun ilk zamanlarında Akşam Gazetesi'nde böyle güçlü bir ulusalcı kadro vardı.
Ve Nagihan Alçı da işte Akşam Gazetesi'nin yönetimi o kadroda olduğu için ulusalcı bir kadroydu. Yani o dönem hiç yani unutmadığım bir sözü var. O zaman benim çalıştığım Star Gazetesi'ne gelmişti. Ya işte böyle bu Yeni Şafak filan bunları elime bile almaya iğreniyorum gibi bir cümle kurmuştu. Ondan sonra kendisi yandaş medyanın böyle gülü oldu bir anda. Ergenekon operasyonlarına karşı böyle ulusalcı bir çizgisi varken bir anda bu operasyonları savunan birisine dönüştü. Sonrasında işte HDP, işte terör, Selahattin Demirtaş düşmanlığı vesaire bu rüzgarı estirdi. Şimdi bir Öcalan güzellemesi yapıyor. Yani Nagihan Alçı rüzgarın üzerinde sörf yapan birisi. İşte İstanbul'da yalı dairesinde hayatını devam ettirmekten başka bir gayesi yok. Diyorsun ki nereden kredi alacağını da biliyor. Evet. Böyle bir hayat. Enteresan bir hayatları var ama yani titirleri gazeteci. Bakalım zaman ne gösterecek? Hakikaten yine bir dönüş yaparlar mı? Ama pek çok isim var. Bir dönem ulusalcı, sonra AKP çizgisinde, sonra bir daha dönüyorlar. Dön baba dönelim modundalar.